Şimdi konunun hukusal bir tarafı var biliyorsunuz. Bu tarafla da ilgili Uygar Hocam'dan bilgiler alacağız. Buyurun Uygar Hocam, sizden bilgilerin. Şöyle mi açalım? Herkese merhabalar. Gümüşhane ile ilgili 2019 yılında bir CHP milletvekili heyeti gitmişti. Ben de grup danışmanlığı yapıyorum partide doğa haklarıyla ilgili politikalarla alanında. Ben de o heyetle beraber gitmiştim. Açılış konuşmasında bahsedilen bir Gümüşhane raporu vardır. Onun raportörüyüm. O dönemde Gümüşhane'de 3 tane madene gitmiştik. Onun dışında başka sorunlar da vardı kentte. Bunlarla birlikte en can alıcı noktası siyanürden bir ölüm yaşanmıştı. Adli tıpın bununla ilgili bir raporu vardı Trabzon'dan gelen ama buna rağmen takipsizlik kararı verilmişti. Bununla birlikte aslında kentte madenciliğin nasıl bir yaşamaya geldiğinin çok önemli bir vurgusuydu bu durum. Yani kimsesizlik, sahipsizlik, bu kadar büyük zenginliğe ev sahipliği edip bu kadar da ötede kalmanın kendisini bir arada yaşandığı bir kent olarak görmüştüm. Şu aralarda Gümüşhane benim için ayrı bir öneme sahip. Ben Ardahan Göleliyim. Benim köyümü de etki alanına alan bir maden projesi var Bozaltı'nın. Yan köyümüzde ama bize 2 kilometre uzakta. Yani sınırın çok önemi yok. Yani bir kirlilik, bir kötülük geldiğinde maalesef sınır tanımıyor hepimizi. Aynı koşullarda şey yapıyor. Bizden aldıkları cevheri Gümüşhane'ye götürmeyi planlıyorlar. Şu an kurgu bu. O yüzden Gümüşhane ile bizi aynı anda etkileyen bir durum. Bunun Türkiye'de başka örnekleri de var. Çanakkale'deki cevheri Eskişehir Kaymaz'a getirmeyi düşünüyorlar. Ve Eskişehir ve Çanakkale'deki belediyeler ve diğer sivil toplum kuruluşları bunun üzerinden ortak bir mücadele içerisindeler. Ben de Göle'de başlatmış olduğumuz bir şey var, hareketlilik var. Bugün burada bunu sizlerle buluşturmanın bundan sonraki şeyde ikimizi de, iki tarafı da aslında ilgilendiren bir durumda ortak ne yapabiliriz de konuşmak için buradaydım. Davet aldığımda da kendi memleketimde bununla ilgili bir takım görüşmelerde bulunuyorduk. Köylülerimizle, sivil toplum örgütlerimizle, Ardahan Valisi'yle vesaire. Böyle bir durum var. Yani artık bir yerde bir madencilik yapınca orada yaşamayınca sizi ilgilendirmeyen bir durum konusunu aşan birçok şehri, bir sınırı dahi olmasa böyle bir durum karşısında birleştiren, bir araya getiren bir kötülük organizasyonuna dönmüş durumda. Ben 15 yıldır hukuk boyutuyla, avukatlık boyutuyla biraz meselenin içerisinde oldum. Son 5 yılda da bunun politikalarıyla ilgili, bir de yasama süreçleriyle ilgili bir takım deneyimler elde etmeye çalıştım. Son süreçte İliç'le ilgili olan kısımda da CHP Genel Başkan Yardımcısı var, Deniz Yavuz Yılmaz. Onunla birlikte çalışıyorum, bu süreçte danışmanlığını yapmaya çalışıyorum. İliç'e de böyle bir vesileyle gitmiş olduk. 13 Şubat'ta biz aslında mecliste bir konuşması olacaktı Deniz Bey'in. O gün bir maden kanunu değişiklikle ilgili mecliste genel kurulda görüşmeler olacakken bir anda İliç oldu ve meclisteki bu kanun şimdilik rafa kalkmış durumda. Ama tekrar gelebilir çünkü ilgili komisyonlardan geçti. Meclis Genel Kurulu'na görüşüp kanunlaşması bekleniyordu. İliç'e gittik. Daha öncesinde 2019 yılında da gittiğim bir sahaydı. Gidenlerden de uzun yıllar hani takip ettiğimiz de bir alandı. Daha önce diğer yerlerde de yani bu Soma'da da Kütahya Gümüşköy'deki faciayı da mesela görüntülerde yansımıştı. Orada da avukatlık yaptım. Bir şekilde bir yönetim krizi oluşuyor. Ve oraya gelen devlet görevlileri bir şekilde bunu kamuoyundan, vatandaştan, basından, bütün geriye kalan, kendileri dışında geriye kalan bütün unsurlardan gizlemeye yönelik bir refleks sergiliyorlar. Bu sergiledikleri refleksle ilk görüntülerde işte bir dağ var ve oradan Sabırlı Deresi dediğimiz bir vadiye akan bir yığından bahsediyordu. Halbuki diğer tarafta madencilik yaptıkları ocak dolmuş.
Orada daha can alıcı başka bir nokta vardı. Yani o 9 işçiden daha önemli bir şeydi bu onlar için. O yüzden algı bunun üzerinden vadiye akan şey, gittiğinizde de size yapılan sunumlarda işte o vadi yatağındaki kütleyi, dev kütleyi, kimyasal kütleyi Fırat'a akmadan nasıl durdurabiliriz orada? İşte yerle membran sararız, işte orada karstik bir yapı olduğundan bahsediliyor, yeraltı sularının sürekli bir enjeksiyonla çekildiğini ve oradan tahliye edildiğinden bahsediliyor ki yer altına sızarsa yeraltı suları üzerinden Fırat'a gitmesin diye bir senaryo üzerinden yapılıyor. Halbuki arka planda şu var, hem oraya akan hem de öbür ocağı dolduran kütlenin kendisinin içerisinde cevher var. Yani cevherin alınıp geriye pasanın kaldığı bir şey değil, parça değil. Yani altın şu an orada. Ve o yüzden hani o dev kütlenin içerisindeki biz altını nasıl kurtarabiliriz'in de bir derdi var. Ve bunun üzerinden bölgede başka ocaklar şey yapılıyor, bir tane mermer ocağı bulunduğundan söz ediliyor. Mermer ocağını da gene eski usul belli bir kille tabakası sererek işte bir zemin yapısını düzeltip oraya taşımayı düşünüyorlar ama sonraki planda tekrar faaliyeti nasıl geçiririz buranın içiniz? Yani o cevherin kendisinden vazgeçemedikleri bir durum var. Bakıyorsunuz 9 işçi göçük altında. Türkiye'de bunun da örnekleri var. Yani Maraş'ta çölüler da yine bir, o sayılarda işçi göçük altında kaldı. Bulunamadı. Ve bir şekilde birçok şeyde yani ülkede çok seller yaşandı. Giresun'da yaşandı. Yakın çevrenizde Gümüşhane'dekini direkt hatırlamıyorum ama birçok kentte seller oluyor. Ve bu sellerdeki kayıp oranlarının çoğu bulunamıyor. Yani böyle bir şey var ya, yani ölünüzü bulamıyorsunuz. Bu yani kimseye vermesin Allah böyle bir acı. Böyle bir durumla karşılaştığınız nokta. Bakıyorsunuz bu sefer geriye dönüyorsunuz. Ya İliç niye böyle oldu? Şimdi altın madenciliğinin kendisinde aslında tehlikeli ve bir iş kolu. Bu tehlikeyi barındırdığı için kendi seyri halinde sürekli bu riskleri barındırıyor. Siz bu riski baştan öngörüp buna göre yol belirlemeye çalışsanız bile ciddi maliyetler harcamanız gerekiyor. Ve bu maliyetlerin kendisi yatırımı kendisinden vazgeçtirecek unsur. Baştan bu sefer şeye geliyorsunuz. Siz bu riskleri bilseniz bile böyle bir risk yokmuş gibi bir senaryo oluşturuyorsunuz ve bu senaryo üzerinden kurumları bir şekilde ikna ediyorsunuz ki kurumlar bunu dünden ikna. Bir şekilde izinlerinizi alıyorsunuz. ÇED olumlu kararı olur, çevre izin lisansı olur, diğer idari işlemlerle birlikte izinlerinizi alıyorsunuz ve başlıyorsunuz çalışmaya. Gidiyorsunuz oraya bakıyorsunuz ki bir yerde bir yatırım yapmanız için oranın halkıyla, oranın kurumlarıyla, kuruluşlarıyla bir şekilde barışık olmanız gerekiyor. Bunları yapmadığınız durumda karşınızda bir politik risk olarak birikiyor bunlar. Yani hem işin kendisinin bir ekonomik riski var. Yani o işi yaptığınızda ne kadar size, günün sonunda ne kadar para kalacak onu hesaplarsınız. Diğer kısmı da kurmuş olduğunuz bir işletmenin diğer güvenlikleri. Yani vatandaş toplanıp gelip cabınızı, pencerenizi indirebilir. Böyle bir sosyal risk olabilir. Hükümet değişir. Size izin veren koşullarda bir mevzuat değişikliği yapar. Sizin işletmeniz 10 birim kirletirken 5 birim ve üzeri kirletmeyi yasaklarsa burası kapanması gerekir. Bunların hepsi politik risk olarak geçer literatürde. Şimdi bunların hepsini bir şekilde yatırımcıya şöyle sunuyorlar. Ve bu daha çok yabancı yatırımcıların da Türkiye'ye gelmesi, yani bu çok uluslu şirketler dediğimiz şeylerin de ülkeye gelmesini ön ayak olan, teşvik eden şeyler. Yani bir yatırımcı gelip sizin ülkenizde niye yatırım yapıyor? Siz bu sefer bakıyorsunuz, diyorsunuz ki ben vergisel bazı yükümlülüklerini hafifletirim. Denetimsel bazı yükümlülüklerini hafifletirim. Karşısına çevre konusunda, mevzuatta ya da cezai boyutlarda bir takım unsurları hafifletirim ki kendisini bir güvenlik içerisinde duysun ve gelsin burada rahat bir şekilde yatsın. Çünkü ona kendi ülkesinde bu işi yaptırmıyorlar. Oradan onu iten, yani itme çekme diyalektiği derler bunu. Kendi ülkesi, çok geçmiş ülkeler kendi sınırları içerisinde bu tarz faaliyetleri istemedikleri için kendi ülkelerindeki bütün sınır değerleri, vergisel yükümlülükleri, diğer hukuksal koşulları ağır tutarlar ki bu ağır koşullarda kimse burada bir şey yapmasın ve başka ülkelere gitsinler. Bunun içerisinde şunlar da dahil bu arada.
işçi çalışma koşulları. Yani Avrupa'daki işçi koşullarına bakın, çalışma koşullarına bakın, tatil, diğer haklarına vesaire bakın. Bizim ülkemizdeki koşullara bakın, bunları karşılaştırın. Bu sefer emeği burada çok daha rahat bir şekilde, daha ucuza, daha fazla rahat bir şekilde sömürerek elde etmiş olacak. Bunların hepsini birlikte birleştirin, gelin ilçe dönelim. Şimdi bunlarla birlikte ilçe gittiğinizde ilçe denetleyecek bir mekanizma yok. Yani olan mekanizmaların hangi koşullarda denetlediğini, bunu hani bir hamaset için söylemiyorum. İlçe'de gördük yani özel bir firma, zaten halihazırda onlarla çalışan bir firma yıkılan yığınlı iş sahasının inşaatını da denetlemiş. Yığınlı iş sahasında 2022 Mart ayında bir kayma olmuş. Kimsenin haberi yok. Yani burada ilçe en çok çalışan iki insan var mesela. Basın olarak birçok yapmış oldukları çalışmalarda önemli bir başlık dediğiniz. Kimsenin haberi yok çünkü paylaşılmadı. Sonraki dönemlerde biraz iş yerindeki işçilerin de artık çalışma koşullarında sorunlar çıkınca biraz da sendikalaşma gibi durumlar da arttıktan sonra tesis şeffaflaşmaya başladı. En azından böyle bir kaza olduğunda biri video çekiyordu. O gün gördüğümüz video içeriden çekilmiş bir video konum olarak. Tesisin kendi içerisinde. Bu açıdan baktığınızda tamamen kapalı bir ortamda kimsenin bir şekilde dışarı bilgi sızdırmadığı kapalı devre bir çalışma sistemiyle yapıyorlar. O Mart 2022'de aynı yılın sahasında kaymalar yaşanıyor. Haziran 2022'de de basına sızan haliyle bu yığınlı işte kullanılan bu siyanürün taşındığı o boruların patlaması gibi bir durumdan bahsediyoruz ve 2022 Haziran 27'de tesisin faaliyeti duruyor. Şimdi Haziran 22'den Eylül 2022'ye olan 3-4 aylık dönemde yığınlı sahasını yeniden inşa ediyorlar. Yani burayı bir takım kaymalar oldu. Onları onarıp tekrar faaliyete başlamak istiyorlar. O faaliyetin kendisini de yani o onarım şeylerini de gene bu firma şey yapmış, denetlemiş. Yani orada bir hukuken baktığınızda sizin denetlediğiniz yer yıkılmış. Sen burayı nasıl denetledin? Bir gel bakalım hesabını ver denileceğini yeni işin de kendisi ihale edilmiş. Şimdi böyle bir denetleme mekanizmasından bahsediyorsunuz. Sürekli sizinle çalışan biri. Yani para verdiğiniz kişi sizi ne kadar denetleyebilir? Denetleyemez. Sizinle ilgili bir takım rapor oluşturuyor, denetleme raporu oluşturuyor. Siz o denetleme raporunu kamuya götürüyorsunuz. Asıl denetlemeyle görevli kamu kurumuna götürüyorsunuz. O da onun üzerinden bakıyor. Tamam, uygundur diyor. Onaylık geçiyor. Denetlemeli kendisi de böyle geçiyor. Sahaya gelen personelin de orada nasıl koşullarda denetleme yaptırıldığı, bunların kendisini de hani biliyoruz. Çünkü özelleştirme süreciyle birlikte devlet şu yeteneğini yitirdi. Personel azlığı var. Görece özel sektörde bu işi yapacak mühendislere, bu yeterlilikteki kadrolara daha yüksek ücretler verildiği için kamunun elinde çok az personel var. Olanlar da yapacakları iş özel sektöre yaptırıldığı için yani denetimden sorumlu bir kamu personeli var ama o aslında özel bir denetim firmasındaki mühendisin hazırladığı raporu okuyor. Yani sahada bunu deneyimleme, bu yönden kendisini geliştirme gibi bir imkanı da yok. O yüzden denetleme yetisini de yitirmiş durumda. Böyle de bir durum söz konusu. Bunlarla birlikte işte 275 metre yükseklikten bahsediyorsunuz. Ya bunun kendisi zaten hani baştan riski belli olan, yıkılabileceği zaten belli olan bir şeydi. Siz onun yıkılacağı tarihi yapmış olduğunuz bazı şeylerle daha da hızlandırıyorsunuz. Yani 150 metre olması gereken bir yeri 275 metre inşa ederseniz sonra yıkılması sürecini hızlandırmışsınızdır diyor. Onun dışında 2020 yılının Ekim ayında zaten oranın kapasitesi de dolmuş. Yani orası 4 faz halinde inşa edilmiş, devam ederse kapasite artışıyla birlikte 5 ve 6. fazlarla birlikte 58 milyon tondan 85 milyon tona çıkarılması planlanıyordu. Ama hiçbir zaman 85 milyon ton olamadı çünkü inşaatını tamamlayamadılar. Bu sefer 58 milyonla devam etti. Orası öyle devam ederken
Çalışmalar da devam etti ve 58 milyon olan yerin üzerine yığılıp durdu. Yani orada benim tahminime göre en az 65 milyon ton civarında bir şey vardı, cevher vardı. Ve onun belli bir kısmı yıkıldı. Yani siz zaten riskli olan bir şeydi. Bunun riskini öngörüp ona göre tedbirleri almıyorsunuz. Çünkü almanın kendisi maliyetli. Maliyetlerden kaçmak için böyle bir davranış devam ettiriyorsunuz. Ama onda da kendi söylediğiniz sınırlara da riayet etmiyorsunuz. Yani daha da yükleniyorsunuz. Ve bunun Türkçesi de üretim baskısı oluyor. Siz bu üretim baskısıyla birlikte hem çalışanlarınızı, hem bütün kadrolarınızı, hem de diğer sizi denetleyecek unsurları da birlikte organize ederek bu cinayetin bir şeyi haline getiriyorsunuz. Bu yüzden bu tarz yaşanan kazalarda işte hani heyelan mı, kaza mı, toprak kayması mı vesaire dediğiniz şey, bu bir cinayet. Yani bunun öbürleriyle şey alakası yok. Çünkü siz bunu bilerek, gün ve gün işleyerek aslında kasıtlı bir şekilde bu sonun gelmesini planlamış durumdasınız. İliç'te yaşanan şeyin kaba halleriyle durumu bu. Sonrasında peki ne olacak? Gümüşköy'de oldu Kütahya'da. Belli personelleri getirip onları yargıladılar. Patrona hiçbir şey olmadı. Burada da olmayacak. Ön raporda şirket sahibine Anagold'u alt taşeronları denetlemediği için sadece kusurlu buldular. O da tali kusur, yani ikinci derecede kusur. Ana kusurlu değil. Şimdi bunu bu şekilde yaptığınız anda yatırımcı sadece oraya para vermiş ama devamıyla ilgilenmiyormuş gibi bir algı çıkıyor. Yani orasını aslında mühendisler yönetiyormuş ve yatırımcıdan belli bir sponsorluk ilişkisi temin etmişler gibi bir durum konu. Senaryo çözülüyor ama olay tam tersi. Yatırımcı oradan daha fazla kâr edebilmek adına oradaki çalışanları daha fazla çalışmaya şey yapıyor, sevk ediyor. Bu sefer oradaki bütün kadrolar birbirleriyle yarışan, birbirleriyle rekabet eden kişiler haline dönüşüyor. Ve o şeyin silsilesi içerisinde sonu gelmeyen bir şey içerisine geliyorlar. Bunun sonucunda da bu tarz cinayetler daha yaygın hale gelmiş durumda. Bunun biz ekolojistler açısından şeyi de karşılığı da bir ekokurum suçudur. Yani burada ÇED süreci işlettiğinizde bunu sadece İliç'te iki tane köye sorup kapattığınız bir olay aslında 5 ili, 3 ülkeyi ilgilendiriyor. Elazığ'a bunu niye sormadınız? Harran Ovası'na bunu sordunuz mu? Niye sormadınız? Buradan baktığınızda bu o kadar yani tekil ve belli bir yüreğe sıkıştırılacak bir hikaye de değil. ÇED raporuyla bunun ne alakası var konusuna da geldiğinizde. İşte bunların ÇED raporunda öngörülmüş olması gerekiyordu. Orayla ilgili afet riski planlamalarında bunların öngörülmesi gerekiyordu. Siz deprem kuşağının üzerinde bunu yapıyorsunuz. Ki deprem olmadan bunlar oldu. Deprem riski olan bir yerde, deprem anında şehirdeki petrol istasyonunda bir patlama olursa ne yapacaksınız? Mesela bu çok önemli bir risk. Ben 99 depreminde İzmir'de yaşıyordum, çocuktum. Karşımızda tüpraş vardı, yanıyordu. Mesela deprem anında ve günlerce tüpraş yangının olacağı konuşuldu. Bizler o bölgede yaşarken bizlere de sürekli o yangından kaynaklı gazlardan diğer yani soluyorduk. Ve bundan kaynaklı ne yaşayacağımızın tedirginliği orada yaşadığımız yıkımla birlikte ayrı bir şeydi. Kaygıydı. Bunların hiçbirinin olmadığı bir şey. Ve bu hiçbir yerde olmuyor. İliç burada maalesef ibretlik bir saha haline gelmiş durumda ve İliç'te yaşanan şeyin yani afet sonrasında işte Maraş depremleri sonrasında da gördük yani yardım gönderirken gönderdiğiniz yardımın afada takılmamasına ilişkin 10 yolu bulmaya çalışıyordunuz. Çünkü afet eline geçtiğinde o yardımın akıbetinin, yönetiminin ne olacağını bilemiyordunuz. Afet anında kriz yönetimi yaşayan, yönetim krizi yaşayan bir iktidarla karşı karşıyayız. Burada da aynısı var. Şimdi o vadide kaldı.
gidip hareket ettiremiyor. Heyelan tehlikesi var. Oraya kadar kayan bir kütle bir kötü bir müdahalede tekrar harekete geçebilir. Daha büyük sorunlar olabilir. Bu kütleyi götürüp nerede rehabilite mi edecek? Yeniden mi işletecek? Ne olacağı belli değil. Yani il için şeyi, yani binlerce kamyonun varlığından bahsediyor. Türk ülkedeki kamyon kadar kamyon. Hani yani hiçbir yerde artık ne meyve nakliyatı yapacağız, ne başka bir nakliyat yapacağız. Bütün kamyonlarımızı oraya seferber edeceğiz. Bunun kendisi de imkansız. Orada durdukça yağmur yağıyor, rüzgar esiyor, başka bir takım gündelik doğa olayları yaşanıyor ve bunlarla ilgili bambaşka bir muamma. Bunun dönüp kendi köyünüzde olmasını ister misiniz? Ben kendi köyümde istemiyorum. Yani siyanürü benim köyümde kullanmayacaklarını iddia etmelerine rağmen ben istemiyorum. Çünkü tüm mesele madenciliğin tüm zararları siyanürü indirgenemiyor. Yani taş ocağın olduğu köylerde de bunların benzer şeyler yaşayabiliyorsunuz. Patlatmalardan kaynaklı evlerinizin duvarları çöküyor. Su kaynaklarınız kirleniyor. Her gün dinamit sesi dinliyorsunuz. Ben demin bir mikrofon sesine dikkatle tepki vermiş bir insanım. Bu kadar dinamit sesini dinlemeye hazır değil. Onu da anlamışım. Yani bunlarla birlikte yaşanan bir süreç. Ve bu... Geliyor peş peşinden. Sıkıntı yok. Bu sefer alıştım ama. Bunlarla birlikte bunların yaşandığı yerde hukukçuluk olarak ne yapabilirsiniz? Demin Özer abi dedi ki hukuk bitti diye. Hukuk bitmedi. Hukukun kendisi zaten bu. Yani hukuk bir şekilde oluşturulan, kendi kurallarını koyan ama yeri geldiğinde kendini daraltan bu kuralları da bir takım daha genişletebilen, gevşetebilen bir şey, müessesesi. Fakültede hani bir korse gibi bir şey olduğundan bahsederlerdi, öyle tarif ederlerdi. Bir de şunu şey yaparlardı, Robinson Crusoe'la Cuma vardı böyle bir karikatür olarak. Robinson Crusoe adada tekken hiç bu hukukun olmadığını, Cuma geldikten sonra iki kişiyle başlayan bir şey olduğunu bahsediyorlardı. O da yanlış. Robinson Crusoe'nun oradaki kurtla, kuşla, böcekle, ağaçla, ormanla da hukuku vardı. O hukuku görmüyorlardı. O yüzden herkes kendi hukukunu bir şekilde görüp o hukuk üzerinden neler elde edilir mücadelesini vermesi gerekiyor. Yani hukukun bittiği noktada yeniden hukuku oluşturmak gerekiyor. Hukuktan çok daha önemli bir şey var, adalet. Onu da sağlayamadığınız sürece yaşamın kendisi tükenmiş oluyor. Bu koşullar altında hukuk ne kadar zorlaştırırsa siz de onun içerisinde bir şekilde suyun geçeceği yeni kanalları yaratmak zorundasınız. O yüzden hala mücadele etmeye devam ediyoruz. Hukuk bitse de biz onu bir şekilde yeniden yaşatmayı bilmek zorundayız. Onu da çalışıyoruz. Teşekkür ederim.